Herkese selamlar dostlar. Öncelikle direkt ekranda Instagram adresimizi görüyorsunuz. Instagram adresimiz değişti. Artık ulaşmak isteyenler bu hesaptan ulaşabilir bizlere. Bunun bilgisini sizlere vermek istiyorum. Çünkü bu görsel gitsin ekrana. Nisan ayı için katı telegram gruplarımız yenilendi. Her ay sonunda olduğu gibi yine gruplarımız yenilendiği için mesajlar çok fazla geliyor. Yeni Instagram adresimizi gösterdim. Nisan ayı için oradan da mesaj atabilirsiniz. Aynı şekilde katılarına zaten gelebilirsiniz. Onu göstermek istedim. Gruplarımız da yenilendi. Onun da bilgisini verelim. Bir skor yarışmasıyla başlayalım. Ekrana skor yarışmamız gelsin. Galatasaray adına demir maç skoru ne olur? Sizlere sorduk arkadaşlar. Güzel bir maç bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Ben 2-1-3-1 ayarında bir Galatasaray galibiyeti çıkabilir. Sizce maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı Nisan ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza ekleyelim. Geçtim bunu. Rekorları arkada bıraktık derken şaka yapmıyorduk. Yüksek misli de Mart ayında tam tamına 37 tane yüksek misli verildi arkadaşlar. Bu yüksek mislilerden 37 yüksek mislinin tam 31 tanesi başarılı oldu. Toplamda Mart ayının kapanış karı 5822 TL oldu. Bu yüksek mislilerden çok daha fazla kar edenler oldu. Fakat ben çok fazla ara ara mesela son günlerde 500 TL 500 TL önerdim. Oralardan 250-300 şeklinde kar ettik. Fakat kendileri çok fazla yüksek misli alanlar oldu. Onlar çok daha güzel seviyede bıraktı. Fakat burada bir kasa yönetimi yaptığım için benimle birlikte gidenler güzel seviyede kazançlar elde etti. Tebrikler. Şöyle benimle birlikte gidenler 5800 TL Mart ayında yanına gelir elde etti. Kombineler canlı bahisler tamamen haricinde bu. Tebrikler. Yüksek misliye baktığımız zaman da Anadolu Efes'te Bologna mücadelesi vardı. Yine Perşembe'nin yüksek mislisi. Perşembenin yüksek misisine baktığımız zaman da Anadolu Efes'in atacağı 10 sayı farkı önermiştim. Anadolu Efes burada 20-30 sayı farklı galip geldi. Tebrik ederiz yüksek misli. Dediğim gibi son günlerde 500 TL 500 TL önerdiğim için burada yine 200-300 seviyesinde kar ettik. Günü karla kapattık. Burada da sizlere önermiş olduğum Anadolu Efes maçı güzel bir şekilde geldi. Nisan'a güzel bir giriş yaptığımızı söyleyelim. Ki günün kombinesi vardı. Günün kombinesi de arkadaşlar başarılı şekilde sonuçlandı. Anadolu Efes'in 10, say 10 sayı farklı galibiyeti. Milano maçında da Makabin'in atacağı 82 sayıyı önerdim. O da başarılı şekilde geldi. Günün kombine de siz gelerekten de Nisan ayına çok güzel bir giriş yaptığımızda belirtelim. Geçtim bunu da herkes açık grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında var arkadaşlar. Hafta sonu buraya da girmeyi dahil etmeyin. Buraya da gelin. Buraya da hafta sonu canlı bahisler atacağım bilginize. Hatta kendi grubumuzda nasıl ilerliyoruz onu göstermek istiyorum ben sizlere. Kendi grubumuzda mesela bugün ilerleyişi göstereyim. Şu an gruplar yenilendi zaten. Hemen başladık. Chelsea ile Lyon'un kadın maçı vardı. İlk kere 4.5 üst korner. İlk kere 6.5 üst korner. Ev korner 6.5 üst. Toplam korner 12.5 üst. Lyon maçında toplam gol 1.5 üst şeklinde günün kombini yüksekmiş derken de dep basmanı atacağı bir gol şeklinde önerdik. Şöyle hepsini bir yeşillendirdik. Şöyle gösterelim. İlk yer 4.5 üst. 6.5 üst. Ev korundan 6.5 üst. Toplam korundan 12.5 üst. deplasman gol 0.5 üst şeklinde. Bir sürü yeşillendirdik açıkçası. Yani canlılarda da dediğim gibi affetmiyoruz. Kadın, erkek, voleybol, basketbol hiç fark etmez. Her mecrada varız. Dediğim gibi 4 kişiyiz. Herkes maç paylaştığı için başarı kaçınılmaz oluyor. Tebrik edelim ve geçelim. Sizlerden ricam cumartesi videosu olmasından kaynaklı videoyu atacağız. Artı 300 seviyesindeki like'lardır. Şöyle hızlı güzel bir anlatım yaparaktan da videomuza başlamak istiyorum. Sizlerden ricam tamamen videoyu atacağız. Like'lardır. Like'larınızı bekliyorum. Manchester City ile Liverpool mücadelesi. Liverpool'un durumu açıkçası pek iyi değil. Burada City ağır basacaktır. City çünkü Arsenal'la bir şampiyonluk yarışında. Liverpool da burada tabii ki oynayacaktır. Fakat burada Manchester City'nin tarafında olmak çok daha mantıklı olacaktır. Daha istekli olan ve son dönem formda olan takım City tarafı. Burada ben idealden gittim. City'nin atacağı 2 golü önereceğim sizlere. Onun oranı idealden 1.41 gibi oranı var. City kendi evinde 1.41 gibi oranı var. Maçın indeks beklentisi arkadaşlar 2 birlik bir Siti galibiyeti. O orana bakarak da ben mücadelenin Siti tek başına 3-0 da yapabilmesini düşündüğümden kaynaklı. Mücadelede yüksek orandan 1 ve 2.5 üst olarak da alırsınız da. Bunun da oranı 1.98'e kadar yükselir. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Trabzon-Kayseri. Bu maçta da ben Trabzon'un galibiyetini düşünüyorum arkadaşlar. Trabzon'da bir yönetim değişti, başkan değişti. İlk maçlarına çıkacaklar yönetim başkan şeklinde. Ben burada iyi bir Trabzon göreceğimi düşünüyorum. Burada Trabzon'da eksik var. Eksiklere baktığımız zaman da Trezeg'e mesela önemli bir eksik olarak gözüküyor. Ama ben yani şöyle söyleyeyim. Yani Kayseri'ye karşı bir üstün gelecektir. Tribün de sağda olacaktır yeni yönetimle birlikte. Trabzon'un bir galibiyeti gelecektir. Masson'u 1-1-32 ama taraf riskine değmez. Ben bunu burada şöyle yaptım. 4.5 altına 1 yaptım. 61'den de Trabzon'un plakasını yapıştırdım. 1-61 gibi orandan 4.5 altına 1 yaparsanız da burada güzel bir oran elde etmiş olursunuz. Maçın zaten 2-0 ayarında veya 2-1 diyelim en kötü bir Trabzon galibiyeti çıkmasını bekliyorum. Gremonois ile Atalanta mücadelesi. Atalanta'nın forveti Højlund çok formda. Danimarka'da da hat-trick yaptı. Şimdi kendi evinde 13 maçta 7 gol atan bir ev sahibi var. Atalanta burada ilk 4 yarışında şöyle göstereyim. Puanlar çok yakın birbirine. Gördüğünüz üzere o yüzden zayıf bir rakiple oynuyor. Atalanta son maçında burada kazanmış olsa da ondan önce kötü bir gidişat vardı. Deplasmanda iki maç kaybetti. Bir tanesi Milan, diğeri de Napoli sanırım. İki tane deplasman maçını kaybetti. Ondan önceki kaybettiği deplasman maçında Sampdoria'ydı. Onda da 9 kişi kalmıştı. Yani bir şanssızlık vardı. O şanssızlığı kırmak için iyi bir şans. Burada deplasmanda olmasına rağmen Atalanta'nın 1.46 gibi orandan deplasmanda galip gelmesini bekliyorum. 1.46'da bunun anı var. Değerlendirecekler bol şanslar. Freiburg'la Hertha Berlin mücadelesi. Freiburg burada ilk 4 yarışında hatta 4. sırada yer alan takım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsa arkasında çok tehlikeli Leipzig var, Frankfurt var. Bunlar zaten tecrübeli takımlar. Freiburg'un da katkı kalitesi Deplasman Hertha Berlin'e göre zaten çok çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. Ki burada baskın gelen taraf Freiburg tarafı. Hertha Berlin'e baktığımız zaman da Deplasman'da en kötü Bundesliga takımı olduğunu söyleyeyim. Karnesi en kötü... De... Karnesi en kötü... Bundesliga takımı deplasmanda. Freiburg'un ben, Freiburg ben, burada iyi bir oyundan galip gelmesini bekliyorum. Burada da tarafa gittim. Maç sonu 1'e aldım. Oran yükseltmek isteyenler de 4.5 altında bir yapabilir. Oranı 1.67'ye kadar da yükseltebilir. Burada ben Freiburg'un bir galibiyetini bekleyeceğim. Bilginize bol şanslar. Leipzig ile Mainz mücadelesi. Leipzig'te de Enkunku sanırım bu maçta döndü. Daha önceki bu iki maçlarda bir sakatlığı vardı. Leipzig'in de Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra elinde sadece lig kaldı. İlk dörde girmesi lazım. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olması için de şu anda ilk 4'te değil. Fakat 5. sırada yakın olduğunu söyleyelim. Mainz oynayacaklar. Mainz de tehlikeli bir takım. Burada tarafa kesinlikle önermiyorum. Fakat Leipzig'in ben iyi bir futbolla başlayacağını düşünerekten de kendi evinde ilk yerden atacağı bir golü önereceğim sizlere ilk yarı ev sahibi 0.5 üstü oranı 1.42 ideal. Bunu ideal şekilde önerebilirim sizlere. Leipzig iyi başlayaraktan da ilk yarıdan bir gol bulacaktır bence. Onun dışında oran yükseltmek isteyenler de doğrudan ilk yarı 1 sonucunda 1.77 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. Zaten ilk yarıdan bir Leipzig golü öneriyorum 1.42 bir orandan. Biraz daha riske girmek isteyenler varsa ilk yarıyı de zaten Leipzig kazanır şeklinde değerlendirme yapabilirsiniz. Alkmaar'la Hereven mücadelesi. Alkmaar da burada yine üst sıralara oynayan bir takım. Hereven de oynayacak. Maçın beklentisi 3-2'lik bir Alkmaar galibiyeti. Alkmaar'da önemli bir sakatlık yok. Bir forvetleri sakatlı geri döndü. E, kadroda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Kendi evlerinde oynayacaklar. Son Twente maçlarına da ben Twente'nin bir olası galip gelmesini bekliyordum açıkçası. Var olarak idealden almıştık kazanmıştık. Burada da Alkmaar'ın atacağı 2 golü değerlendirmenizi önereceğim. kendi evinde baskın bir oyun oynayacaktır Alkmaar'ın atacağı 2 gole burada idealden 1.38 gibi oran açmışlar Alkmaar'ın 2 golü burada değerlendirme altına alınabilir Bayern Münih ile Dortmund mücadelesi Normalde ben burada gerçekten Dortmund tarafına bir yönelmek isterdim fakat Tuhel geldi Bayern Münih'e Tuhel geldiği için ben burada bir Dortmund tarafına yönelemiyorum açıkçası Burada ben bir Bayern Münih tarafına gideceğim açıkçası. Bayern Münih son 10 yıldır Bundesliga'da şampiyon oldu. Eğer Dortmund bu maçı ben şeye benzetiyorum. Geçenlerde Ajax Feyenoord maç oynadı ya. Feyenoord deplasmanda bir berabere kalırsa veya bir galip gelirse dedim ki şampiyon olur. Ama bu aynı şekilde burada da Dortmund burada bir berabere kalırsa deplasmanda bir galip gelirse Bayern Münih'e karşı şampiyon da olur diyorum ben. Fakat Tuchel geldi. Tuchel önemli bir faktör. İlk mücadelesini çıkacaklar. Bu önemli faktörden dolayı ben burada Bayern Münih'in Şöyle bir ideale gidelim. İlk yarıdan atacağı bir golü bir değerlendirme altına alınabilir. Bir 30 seviyesinde oranı vardı. Oran düştü. 1.27'ye düştü. Fakat şöyle de bir öneri yapalım. İlk yarıdan bence 2 gol gelme ihtimali de var. Onun oranı 1.71. Şöyle görüyorsunuz. Ben burada Dortmund'un açıkçası boş geçeceğini de kesinlikle düşünmüyorum. Dortmund tarafından da gol bekliyorum. Ama şöyle yapacağım bunu da. Matsun'u 1 ve KG var olarak da alırsanız Bayern Münih'in 2-1-3-1 ayarında hatta 3-2 ayarında da olabilir. Bir kazanmasını bekliyorum. Burada da bir KG var olma ihtimali de çok yüksek. Dortmund'un ben kesinlikle boş geçeceğini düşünmüyorum. Matsun'u 1 ve KG var oranında 1.77. Hangi seviyeden oran almak istiyorsanız o yönden bir değerlendirme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama güzel gol bir maç bekliyorum. Galatasaray ile Adana Demir mücadelesi yine Galatasaray'ın baskın olacağı bir futbol olacaktır. Fakat Adana Demir çok diri oynayan bir takım. Bu diri futbol ile birlikte Süper Lig'de zaten kimlere kimlere terletmedi. Galatasaray'a karşı da bu da bir terletecektir diye düşünüyorum. İyi bir futbol sergileyeceklerdir. Güzel gollü bir maç geçebilir açıkçası. Ben burada Galatasaray tarafından yine ilk yerden atacağı bir golü değerlendirdim. İlk yerden bir Galatasaray golünü atarsa bir 30 seviyesinde bir oranı var. Ben mücadelenin bekleneni verirse eğer beklendiği gibi geçerse ilk yarıdan bir gol değil Adana Demir bile karşılık Adana Demir bile karşılık vermesini bekliyorum. İlk yarıdan iki gol oranı 1.83 gibi oranı var. Hatta diyorum ki ilk yarıdan bir buçuk alacaksak da ilk yarı KG var oranına 3.20 arkadaşlar. Bunu ekstradan sistem alın. ilk yarı 1-1 seviyesinde bir maç geçebilir gibi geliyor. Ama dediğim gibi ilk yerden bir Galatasaray golü ideal olacaktır gitmek isteyenler ilk yarı 1.500. Eğer sistem atacaksanız da ilk yarıdan bir KG var da, da değerlendirme altına alabilirsiniz. Rennes ile Lens mücadelesi. Yine Lens takımı son dönemde en forma takımlarından bir tanesi Fransa'nın. Rennes de Paris'i yendi. 2-0 gibi skorla kontra oyunu oynadı fakat yenmesini bildi. Lens burada yani gol atması muhtemel. Şöyle oyun olarak baktığımız zaman da Rennes kendi evinde iyi sıkıntı yok. Fakat Lens da aynı şekilde şu an son dönemde çok formda. 3-0 4-0 maç oynadılar. Çok iyi. O maçları da izleme fırsatım oldu. Lans tarafından gol bekliyorum. Randa kendi evinde olmasından kaynaklı iyi de futbol sergileyecektir. KG var olarak da günün tek KG var maçını da sizlere burada aldım, öneriyorum. Bunun da oranı 1.50 arkadaşlar. Değerlendirecekler de bol şanslar. Toplamda 9 adet maçım vardı. 2, 4, 6, 8, 9 aynen doğru atılıyorum. 9 adet mücadelem vardı. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek Herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.